Kırım, Kongo kanamalı ateşi hastalığının görüldüğü yerlerden biri olan Yozgat'ta ilkbahar mevsimiyle birlikte vakalar yeniden görülmeye başladı. Uzmanlar ise havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kırsal kesimlerde Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi. Ülkemizde 2003 yılından itibaren görülmeye başlayan bir hastalık. İlk olarak tanısı 2003 yılında kesin tanısı konuldu. Ülkemizde İç Anadolu bölgesinin kuzey kesiminde, Orta Karadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde görülüyor. Yozgat da endemik bir bölge. Özellikle kuzey kesimleri. Her yıl ilkbahar ve sonbahar ayları içerisinde kenelerin yoğun olarak bulunduğu mevsimde karşımıza çıkıyor bu hastalık. Hastalığın klinik belirtilerinden biraz bahsetmek istersek, halsizlik, ateş yüksekliği, kırgınlık gibi genel enfeksiyon belirtileriyle başlayıp ileri dönemde kanamayla seyreden, yaygın iç organ kanamalarıyla seyreden, organ yetmezliklerine yol açan ciddi bir hastalığa dönüşüyor. Tam olarak bir tedavisi yok, fakat tedavide destek tedavisi ana prensibini oluşturuyor tedavinin. Kan ve kan ürünleri nakli yapıyoruz bu hastalara. Eksik olan kan hücrelerini yerine koymak amacıyla. Aynı zamanda organ yetmezliklerine yönelik destek tedavisi veriyoruz. Korunma önemli bu aşamada. Halkımıza bizim buradan vereceğimiz mesaj bu olabilir. Özellikle riskli alanlara giderken, ki çiftçilik ve tarımla uğraşan halkımız tarlasına bahçesine giderken açık renk giysiler giyip uzun kollu giysiler tercih etmeli. Ve mümkünse gömleğini, tişörtünü pantolonun içerisine sokup çoraplarının içerisine sokacak şekilde giyinip mümkünse çizme ile tarlada, bağda, bahçede bulunmalarını istiyoruz. Ve tarladan, riskli alanlardan, kırsal alandan evlerine döndüklerinde akşam mutlaka tüm vücutlarını kene yönünden değerlendirmelerini, kontrol etmelerini istiyoruz. Olası bir kene tutunması varlığında ise en kısa sürede kenenin vücuttan çıkarılması gerekiyor. Ama kesinlikle çıplak elle dokunmamak gerekiyor. Mümkünse bir eldiven yoksa bir bez parçası ya da bir cımbızla o kenenin o bölgeden hızlıca uzaklaştırılması çok önemli. Hastalığın bulaş riskini azaltmak amacıyla. Dolayısıyla buna en kısa sürede çıplak elle olmamak şartıyla mutlaka bir cımbız, eldiven ya da bir bez parçasıyla keneyi vücuttan uzaklaştırmak gerekiyor. Bunu yapamıyorlarsa bir sağlık kuruluşuna en kısa sürede başvurup kenenin çıkarılması önemli. Ve kene çıkarıldıktan sonra da 10 gün süresince kendilerine bu halsizlik, ateş yüksekliği, yorgunluk, bulantı, kusma, ishal gibi hastalık belirtileri yönünden takip etmelerini öneriyoruz. Böyle bir belirti olduğunda en kısa sürede hastaneye başvurmaları önemli. Özellikle bağışçılara buradan seslenmek istiyorum. Çünkü bizim tedavimizin temel prensibi kan ve kan ürünleri, özellikle trombosit ürünlerinin yerine konulması tedavisini oluşturuyor. Dolayısıyla Ramazan ayı dolayısıyla bağışçılar azaldığı için kan ürünü bulmakta zorluk çekiyoruz ve açıkçası insanları bağış yönünden ben çağrıda bulunmak istiyorum. Ramazan ayında da iftar sonrasında bağışta bulunabiliyorsunuz. Ramazan ayı sonrasında da ilkbahar ve sonbahar ayları içerisinde lütfen kan bağışını da bulunmayı ihmal etmeyin. Bu hastalarımızın temel tedavisi çünkü destek tedavisi kan ve kan ürünleri olarak. Bunu da son olarak vurgulamak istiyorum. Hocam vakalar başladı herhalde. Başladı. Bir kesin vakamız var. Bir tane olası, henüz daha sonucu çıkmamış. Yani kesin tanısı konulmamış ama klinik bulguları uyan iki erkek hastamız var. İkisinde de kene tutunma öyküsü yok. Kesin olan vakanın çiftçilikle uğraşma öyküsü var. Tarlada, bahçede çalışıyor, hayvancılıkla uğraşıyor. Muhtemelen dediğimiz gibi, başta da söylediğimiz gibi hayvanların kan ve vücut sıvılarıyla bir şekilde çıplak elle temas etmeleri sonucunda bulaşmış olduğunu düşünüyoruz. Ya bulaş, ama bizim hastamız hayvancılık öyküsü olması dolayısıyla
kadarıyla bulaşın öyle olduğunu düşünüyoruz. Çıplak elle temas etme sonucunda. Diğer hastamız kesin değil tanısı ama onun da mezbahane çalışanı olma mesleği dolayısıyla risk grubunda çıplak elle yaralanması mevcut. Dolayısıyla bu risk grubunda olan halkımıza, hayvancılıkla uğraşan halkımıza çıplak elle hayvanlarına temas etmemelerini özellikle vurgulamak istiyoruz. Keneleri çıplak elle temizlememelerini, keneleri patlatmamalarını, vücutlarında kene gördüklerinde çıplak elle kesinlikle onu çıkarmaya uğraşmamalarını, mutlaka bir eldiven ya da bariyerle çıkarmalarını, kenenin üzerine alkol, sigara, işte başka bir madde damlatmamalarını öneriyoruz. Tarlaya gittim, işte tarlanın yeşiğini açtım, yoruldum. Üstüme çok bir yük, ağır yük geldi, halsizlik, baş ağrısı, ateş falan, bu meydana geldi. Dedim acaba yorgunum muyum acaba diye. Eve geldim, temeli perişanladım. Eve oradan aldılar, hastaneye götürdüler. Dediler hepsi orada doktorlar, anca sende gene var dediler. Ben de dedim ki... Kene değil hocam, de kene hastalığının virüsü kene olabilir dedim. Ama ben kopartmadım. Hiç de görmedim. Vücudunda ama kene görmedin değil görmedim, mi? Görmedim, evet görmedim. Ama hayvanlardan, genelde bir tane hayvanların memelerini temizleriz, böyle gözükler, mücükler. Eğer ondan belki geçmiş de olabilir, ısırmış da olabilir, farında değilim yani. Çıplak elle onları temizlemeyin. Evet, çıplak elle lütfen, hiç kimse dokunmasın, eldivenlerine dokunsunlar. Görüyorsunuz işte benim halimi. Kimseye de böyle bir şey olmasın yani. O hasta ki keneyi ellerle temizlemesinler. Lütfen ellerindeki eldiveni takıp temizliğine, hayvanların bakımını öyle yapsınlar yani. Hadi geçmiş olsun. Yorma kendini.